Evet, herkese merhabalar. Yeniden e, haftanın ilk günündeyiz. Dünkü videoda da söylediğim gibi yatırım fonuyla ilgili bir video yapacağım. Cuma günü yapacaktık ama yapamadık. Bu aralar biraz bir başka işler oluyor, o yüzden e, günlerde böyle e, sarkmalar falan olabilir. E, ama yani haftada bir bir yatırım fonu videosu yapma eğilimim ve isteğim var. Ee, seviyorsunuz, ilgilenen de çok. O da güzel. Yani yazanlar da var. Hepsini ben okuyorum. Notlar da e, alıyoruz. Hatta bir gün sırf yani sorulanlarla ilgili olarak bir video da yapmış olacağız inşallah. Şimdi e, geçen hafta endekste bir e, dalgalanma yaşandı, değil mi? Yani çok ciddi bir aşağı doğru iniş yaşandı ve ardından da çok ciddi bir yukarı doğru bir çıkış yaşandı. Şimdi aslında her böyle dalgalanmada, borsada, hisse senetlerinde hep duyduğumuz klasik lafları burada da duyduk. Nedir onlar? İşte e, borsa düştüğü zaman direktman işte borsanın bir kumar yeri olduğu, borsadan hiçbir şey olmayacağı. Bunun gibi e, sesler çok hemen yükselir, anında yükselir. 2018 yılında endeks %20 düştü. O gün zaten inanılmazdı yani. Herkes işte borsaya bir laflar bir laflar. Ee, 2019'dan itibaren borsa zaten inanılmaz ralliler yapıyor. Geçen sene sadece %200'ler seviyesinde yükseldi. İnanın bana bu yılda %100 yapsa, ertesi sene %20 düşse yine çıkar o sesler ortaya. İşte böyle böyle. Ama e, geçmişe bir bakmak lazım. Yani neredeydin, nerelere kadar geldin? Yani uzun vadede e, borsadaki yatırımın e, getirisini dövizle, faizle, mevduatla, altınla, evle, gayrimenkulle hiçbir zaman ölçemezsiniz. O kadar inanılmaz bir getiri e, yani oluşur ki tabi doğru kağıtta, doğru şirkette ve doğru hikayede. Çıkıp da hiçbir hikayesi olmayan, hiçbir... E, planı olmayan, hiçbir mali yapısı çok güçlü olmayan bir şirkette oturup da 5 sene beklemenin alemi yok elbette ki. O yüzden hep söylüyoruz. Yani uzun vadeli yatırım demek bir hissede eee işte 4 sene, 5 sene, 3 sene beklemek demek değildir. Uzun vadeli yatırım demek büyüyen, iyi yönetilen ve bir hikayesi olan şirkette 3 sene, 4 sene ya da 5 sene her neyse beklemektir. O yüzden se seçicilik çok önemlidir. Neyse konumuz bu değil. Ee, ben hep bu buradan şey yapıyorum, giriyorum da o yüzden aynı şekilde yatırım fonuna da yaklaşımlar oldu. Yani geçen bir düştü endeks, yatırım fonları tabii düştü, hisse fonlar düştü ee, ve burada da yine işte yatırım fonuymuş, alın işte yatırım fonu size diye bazı sesler hemen yükseldi hatta bana da suçlamalar da oldu yani işte sürekli fonları anlatıyorsun herkesi fonlara soktun diye beni de suçlayanlar oldu birincisi arkadaşlar ben bu videoları size gidin yatırım fonu gidin şu fonu alın bu fonu alın diye yapmıyorum zaten herhalde derdimi her videoda da söylüyorum ama tekrar edeyim yani benim bu videoları yapmamdaki amaç bir, Türkiye'de döviz ve altın yatırımının haricinde böyle de bir yatırım seçeneğinin de olduğu. İki, hisse senedinde özellikle kendi başınıza alım-satım işleriyle uğraşmaktansa, burada sektöründe uzman, lisanslı olan analistlerce ve portföy yöneticilerince yönetilen ve sürekli riskleri ve oynaklığı ölçülerek yönetilen fonlar var. Siz e, uğraşmayın onlarla uğraşın. Bakın geçen sene endeks %200 gitti. Bu fonların içerisinde %200'ün de üzerinde yükselenler de var. En azından ama hani ortalamada bir %180'leri falan yakaladılar. Ee, şey olarak ağırlıklı olarak. Eğer siz kendiniz bu kadar getiri elde edemediyseniz bir de bir de aksine sürekli böyle alsat yaparak zararlar elde ettiyseniz kendiniz ilgilenmeseniz daha iyi olabilir. Burada böyle de bir seçeneğiniz var amacıyla da yapıyorum bu mesajı da vermek için yapıyorum. Üçüncü bir sebebi de şu e, Amerika'da bir hisse senedine yatırım yapmanız için Amerika'da işlem yapan yani doğrudan ABD hissesinde yatırım yapmanıza şart yok mesela. Yani bu, burada oraya da yatırım yapan fonlar var. Elektrikli araçların çok iyi olacağını düşünüyorsanız sadece ona yatırım yapan fonlar var. Altın yani gidip de böyle altın almanıza gerek yok. Altın fonları var. Oraya yatırım yapabilirsiniz. Eurobond almak için Eurobond yatırım fonları var gibi gibi yani teknoloji şirketlerine yatırım yapanlar yenilenebilir enerjilere yatırım yapanlar var yani yatırım fonları size sadece hisse senedi de değil pek çok sanayiye pek çok yatırım alanına yatırım yapmanızı oralardaki beklentilerden faydalanmanızı da sağlayan çok çok önemli bir yatırım yeridir yatırım enstrümanıdır. Bu bunları da anlatmak için söylüyorum ama maalesef yatırım fonlarına yine sadece hisse açısından da bakanlar çok fazla. Hadi tamam hisse olarak da bakalım. Şimdi size birazdan bir istatistik vereceğim. Kısa bir video olacak bu. Ama yatırım fonunun bir performansını ölçmek istiyorsanız bir haftada düştü diye ölçemezsiniz bir haftada fonlar %10 düştü diye o fonlar tükaka şeklinde bir yorum yapamazsınız. Yani ona bakarsan küfür ettiğim fon son bir senede %200, %180 yükseldi. Yani bir fonun performansını ancak geçmiş yılların performanslarına bakarak ölçebilirsiniz. Çünkü nasıl bileşik getiri hisse senedi içinde geçerliyse yatırım fonları için de geçerlidir. O yüzden bir yatırım fonunu, bir yatırım fonuna yatırım yapmanın nasıl bir şey olduğunu, doğru mu yanlış mı olduğunu e, geç mesela son 5 yıla bakarsınız. Son 5 yılda dolar kuru %400 yükseldi. Yani dolar 5 kat arttı. %400 yükseldi mesela. Buna göre bakarsınız. Bakalım biraz size farklı bir şey bakacağız. Şimdi fon karşılaştırdan fon tarih getiri aralığı var. Burayı bir açalım. Burada e, yine her zamanki gibi şuradan şu serbest fonlar, gayrimenkul fonları ve girişim sermayesi fonlarını almıyorum. Özel fonlar var onları da ben almıyorum. Sadece tefastakileri de alabilirim ama bu sefer hep tümünün alıyorum yani tümünü seçmek istiyorum. Şimdi bir genel olarak bir mesela sadece e, bunların içinden de sadece hisse senedi fonunu seçiyorum. Yabancı değil endeks hisse senedi fonlarını seçelim. Katılım fonlarının da içinde var hisse katılım fonları var e, ve yine fon sepeti fonlarının içerisinde de hisse senedi Fon sepeti fonları var. Burada bir borsa yatırım fonu var. Burada borsa yatırım fonu fonu var. Hisse endeksten oluşan. Bunları da bir seçelim, alalım ve analizi e, e, getir bastık. Tabii henüz erken. Buradan veriden 2018 yılına gidelim. 2018 yılı. Hatta şurası da e, peki. Kızdı bize. E, 2018'i seçelim. 1 Ocak 2018 ve 2023'ü artık hani yıl olarak almıyorum. O yüzden hani 19, 20, 21, 22. E, pardon 2018'i ocağından aldığımız için 18, 19, 20, 21, 22. Tam olarak 5 sene olmuş oluyor. Okey. E, bu arada şu veri de aşağıda bakın TL olarak mı istiyorsun diyor dolar olarak seçelim. Ee, 1 Ocak 2018'de dolar kuru 3.75 bugün 18.80'lerde falan yani hesaplıyorsunuz %400'lük bir yükseliş çıkıyor. Ee, evet. Buradan böyle bir şey var. Getiriye basıl bir yanlışlık var. Tamam. Analizi getire bir basalım. Tamam. Analizi getire basmayı unutmuşuz. O yüzden ben de şaşırdım. Evet. E, 29.12.2017 önceki fiyat. Son fiyat 23 Ocak. E, getiri %216 dolar bazında bu. Bakınız. Yani bu rakam %0 bile olsa TL bazında zaten %400'lük bir getiriye ifade eder. Dolar bazında %216. TL bazında da tekrar bakarız. Mac fonu Marmara Kapital Fonu e, olarak hes hesap ediliyor. E, tacirler portföy geliyor. Hisse senedi yoğun fon %169 dolar bazında. Inveo portföy hisse senedi yoğun fonu e, %153. E, ...strateji portföy e, son 5 senede dolar bazında %145 getiri elde etmiş. Ve bu HSBC portföy, hisse senedi yoğun fon %112 getiri elde etmiş. Azimut %108, Q-Invest %105 diye böyle bu iniyor. E, 45 tane kayıt bulmuş. Bu 45 tane kayıttan e, işte bakalım... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanesinde e, negatif getiri var. Yani dolar bazında e, erimişsiniz. Ama e, geri kalan e, pek çok fonda mesela şu fon bile Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu dolar bazında hemen hemen aynı kalmış. Yani bu bile sizin TL bazında TL bazında %400, en az %400'lük yani paranızın son 5 yılda 5 kat zaten arttığını bize ifade eder. E bence bununla ölçmelisiniz. Yani bir yatırım fonunu bununla ölçmelisiniz. Mesela e, açalım Marmara Kapital Fonu'nu. Künyesine bir bakalım. 2013 yılında kurulmuş. 2 Ocak 2014'te de. E, fon ha, halka ağrısı e, halka arz edilmiş e, yıllık olarak getirilerine bir bakalım yıllık olarak bakın 2018'den itibaren e, hani geçmişi de var daha eskiden de yatırım yapsanız çok daha yüksek getiriler elde etmişsiniz 2018'de fon hiçbir şey yapamamış 2018 yılında 0.02'lik Getiri yatay kalmış. Bununla beraber dolar %39 artmış. Bakın 2018'de dolara karşı %39 erimişsiniz. Endeks, Bistüz Endeksi %21 düşmüş o sene. Endeksin düştüğü bir sene e, fon yine düşmemiş, artıda kalmış. Ama döviz %39 git. Rahip Brunson olayının olduğu sene. Erimişsiniz. Şimdi buna baksanız ilk başta buna baksanız diyeceksiniz ki yani bu ne ya falan gibi bir şikayet edeceksiniz. Bu da bir ölçü değil. Ertesi sene 2019 yılında fon %74 yükselmiş. Bu arada sadece birinci geldiği için bu fonu ben inceliyorum. Yani herhangi bir öneri falan yapmıyorum. Ya yani anlatmak istediğim size şu fon iyidir, bu fon kötüdür değil. Bir bakış açısı bunun için anlatıyorum. %74 çıkmış, e, dolar o sene %12 yükselmiş, endeks %25 çıkmış, iyi bir yükseliş. 2020'de bu sefer %94 yükselmiş, dolar %24 yükselmiş, e, endeks %30 yükseldiği bir noktada %94. Bakın sürekli her yıl dolara da endekse de fark atmış. 2021'de maalesef yine dolar %80 yükseliyor ve eriyoruz yani eriyor. 2023-2'de dolar %39 yükselirken fon %286 yükselmiş ve gitmiş. Bakınız dikkatinizi çekerim. Bu saydığım son 5 sene aynı zamanda inanılmaz anormal bir 5 sene. Yani doların artışına bakar mısınız? Yani inanılmaz artışlar var. Her yıl %40, %12, %25, %80, %40, geçen sene. Bu sene şimdilik yüzde sıfır elli. Yani yarıştığınız şey bu. Yani böyle bir yarışa rağmen böyle bir yarışa rağmen dolar bazında yüzde şimdi unuttum yüzde kaç? Yüzde iki yüz getiri gayet iyi bir getiri olmuş. Anlatmak istediğim şey şu. 2018 yılında çıksanız deseniz ki ya bu ne ya dolar gitti biz paramız eridi deyip Çıksanız Ertesi yıl ki şu yüzde 74'ten mahrum olacaksınız. Yani bir fonun performansı sadece o haftaki hareketi ya da o ayki hareketiyle ölçülmez. Aynı şekilde e, tacirler portföyü var. O da dolar bazında yüzde 169'luk bir yükseliş yapmış. E, Inveo'yu da yanına açalım. Bunun da yıllık getirilerine bakarsanız. Ee, tacirlerde de 2018 yılında %17'lik artış var. Bakın o da dolara karşı erimiş ama endeksin %20 düştüğü yıl mesela %17 yükselmiş o. Ee, şeyden daha iyi bir yıl geçirmiş. Dolar yine %39 arttığı yıl ama erimişsiniz. Şimdi buna baksanız bir şey yapamazsınız ama ertesi sene fon %67'lik bir getiri sağlıyor. Endeksten çok iyi 25 endeks 2020 yılında %110 yapıyor yani inanılmaz bir çıkış yapıyor dolar yüzde 25 yapmış bakın 4 kat 4 kat dolara fark atıyor endekse de neredeyse 4 kat fark atıyor 2021'de yüzde 34 yapıyor dolar yüzde 80 yükseliyor o sene dolar bazında tekrar bir erime var 2022'de yüzde 150 yapıyor dolar yüzde 40 yapıyor. Yine dolardan neredeyse 4 kata yakın yükseliş var. 2023'te şu son bir aydır da eksi yüzde 4.7. Şimdi bu şey gibi bir şey. Bu ay işte 23 günde en fon yüzde 4.7 eksi geldi diye o fon hakkında ahkam kesemezsiniz. Yani bunlar hep yanlış hareketlerdir. Uzun vadeye bakacaksınız. Inveo da o ne yapmıştı? %153 yapmıştı. Invenio'ya da baktığınız zaman yıllık getirilerine e, yani aynı şekilde bakın 2018'de eksi e, dolar karşısında bir eriyor. Ertesi sene yüzde 72, ertesi sene yüzde 90, yüzde 31. 2021'de bakın o da doların yüzde 80 yükseldiği yerde o da bir erime oluyor tekrar. 2022'de yüzde 232 ve bu da şimdilik şu ana kadar eksi. Ama ne yapmış? 2018'den bu yana %153 dolar bazında %153 yapmış. Mesela HSPC e, HSPC fonu bunu açmamın sebebi bu da şey büyük bir fon. E, öyle hat, hatırımda öyle kaldı. HSPC fonda da bakın 2018'de yine 0.36 ile çok yatay ama dolar bazında inanılmaz bir erime var. Ama 2019'da yüzde 45, 45, yüzde 45, yüzde 236 ile bütün o e, aradaki farkları kapatmışlar ve e, dolar bazında yüzde 100 kaçtı bakalım dolar bazında yüzde 112'lik bir yükseliş yapmışlar. Bu böyle aşağı doğru iniyor. Yani TL bazlı hesap ettiğiniz zaman tabii çok daha farklı. Evet aşağı yukarı 1 milyar 842 milyon liralık bir e, fondu o. Peki bu sadece hisse. Bu sadece hisse. Örneğin yine bunları iptal edelim. E, kıymetli madenler var. Yani mesela şurada bir altın katılım fonu var. Kıymetli madenlerde yine altın ve kıymetli madenler fonu var. Evet. Borsa Yatırım Fonu var Kıymetli Maden ama üstüne fon sepeti fonlarında da MT yabancı fon sepeti var. Bunu bir seçelim, analizi bize getirsin. Yine 2018'den itibaren getirileri getirsin. Bakın burada dolar bazında %52 artış var. Mesela altın fonu ICBC Turkey altın fonu QNB Finans Al Altın Fonu 43, dolar bazında 43. Yanlış anlamayın, TL bazında değil bunlar. Yine Ziraat Portföy Altın Fonu 41.96, Yapı Kredi Portföy Altın Fonu. Altın fonların içerisinde sadece Ak Portföy e, Petrol Fonu. Bu hani MTS seçtik ya, o yüzden bu girmiş. MTO fonu var bu da eksi bakın 5 senede eksi ama bu fon bu kadar eski mi bilemiyorum. Ee, bir bakalım hani eskiden evet eskiymiş bayağı eskiymiş. Ee, bu mesela petrol fonu çok iyi getirememiş son 5 yılda. E, mesela şey yapmış zarar ettirmiş ama diğer fonların hepsi yine dolar bazında sizi kara geçirmişler. Ee, evet biraz sohbet edelim. Ee, uzattım. Hani kısa olsun istedim ama yine 20 dakika oldu. Kısa vadeli bakarsanız kısa vadeli düşünürsünüz. Yatırım fonları tasarruflarınızı çok iyi bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir enstrümandır. Kendinizi ha, ben kendim de yapabilirim diyorsanız ama hiç önemli değil. İşte kendinizi ölçün. Geçen sene fonlar hani %200'ün de üzerinde yükselenler var. Hadi bunun ortalamasını %150 yapalım. Hadi enflasyon da %84 yapalım. Hani sen en az bir paranı %150 kadar arttıramadıysan geçen sene başarısızsın arkadaş. Yani kusura bakma yatırım fonlarını düşünürsen senin için fena olmaz. Yatırım fonları sizi zengin etmek amacıyla kurulmamıştır. Bakın onu da söyleyeyim. Yani ben bir hisse alırsınız o hisse bir senede 4 kat gider 10 kat gider. O başka bir şeydir ama yatırım fonları bir sürü bir sepet yaptığı için her bir alınan şirketin hissenin veya enstrümanın ağırlığı zaten yüzde onu geçemez. O nedenle e, yatırım fonlarının amacı sizi enflasyon riski veya kur riskine karşı belirli bir periyot içerisinde, o periyot tabii ki kesinlikle bir hafta ya da bir ay ya da bir yıl değil, e, belirli bir vadede yani 4 yıl, 5 yıl gibi uzun vadede sizi bunlardan koruyabilmek, hatta mümkünse artıya geçirebilmektir. Nitekim bunu da yapan bir sürü de fon var. Yatırım fonlarını lütfen bu şekilde değerlendirin, uzun vadeli olarak bakın ee, ve göreceksiniz yani nasıl pek çok insan döviz alıyor, 5 senedir elinde tutuyor, altın alıyor 5 senedir elinde tutuyor ama niyeyse bir hisse senedi ya da bir yatırım fonu aldığında onu 5 sene elinde tutmuyor hemen onu satmak istiyor. Böyle de bir his var. Yanlış bir düşünce. Geçen hafta düştü diye hemen bazı şeyler yine ortaya çıktı. Hortladı. Yanlış bir bakış açısıdır. En güzeli bir başarılı mısın değil misine bakarken geçmiş 5 yıl olur, 3 yıl olur ama geçmişe doğru biraz da bir uzanıp oralardan gelerek bakmakta bence çok büyük bir fayda var. Görüyorsunuz gayet güzel, olumlu sonuçlar var. Hani siz, hepsiz siz ilgilenmezsiniz. Fonda uzmanlar var. Onların da analistleri var. Onlar da ilgileniyorlar, bakıyorlar. Hisse seçimini onlar yapıyorlar veya fon seçimini onlar yapıyorlar. Oynaklıkları onlar hesap ediyorlar. Ve ona göre daha sağlıklı bir portföy yönetimi yapıyorlar. Siz, siz de işinizle ilgileniyorsunuz, işinize gidip geliyorsunuz, yorulmuyorsunuz yani. Ha ama ben kendim yaparım, ilgilenirim, ben kendim yorulurum, ben bu işlerden büyük zevk alıyorum diyorsanız karar sizin. Orada hiçbir şey söyleyemem. Ama ben bu işlerden keyif alıyorum deyip de zarar ediyorsanız bence tekrar bir düşünmekte fayda var. Unutmayın değer uzun vadede oluşur öyle bir haftada, iki haftada, iki ayda, üç ayda, beş ayda falan oluşmaz. Değer uzun vadede yıllarca oluşur ve bileşik getirinin gücü işte inanılmaz bir şekilde bir noktadan sonra inanılmaz bir e, yukarı doğru böyle şeyler oluyor, imlenmeler oluyor. Bunlar da size bir süre sonra çok ciddi bir getiri elde etmenize olanak sağlıyor. Peki, hoşçakalın, iyi günler.